Ey Müslüman, din adına şekilselliği değil, içselliği seç. Din adına bir kavmin kültürünü yaşamak yerine Kur'an'daki emredilen içselliği yaşa. Din adına bir kavmin hayat tarzını kendine gaye edinmek yerine Kur'an'ı değerleri ve ilahi vahyin sana emrettiği hayat tarzını yaşa. Kardeşlerim, şekilsellik bir kavmin hayat kültürüdür. O kavim 1450 sene önce nasıl yaşıyor idiyse yine aynı yaşıyor. Günahı ile sevabı ile aynı yaşıyor. İnkar eden bir birey de aynı kavim içinde aynı kıyafetle dolaşıyor, iman eden de aynı kıyafetle dolaşıyor. Dolayısıyla şekilsellik dediğimiz cübbe, sarık, asa gibi bir kavmin kültürü olan değerler din adına insanlara anlatılamaz, yaşatılamaz. İçsellik ise Kur'an-ı Vahyin ta kendisidir. Önce kelme-i şahadetle beraber iman edip kalbinde tasdik ederek Kur'an'ı özümseyeceksin. Sonra kendi kültürünle beraber riayet edeceksin. Menhiyattan kaçınacaksın ve hayatında Allah olacak. Kardeşlerim, Allah ile olmak var iken o Kur'anında bize kendisini hatırlatır iken yalnız kendisinin affedici olduğunu bize beyan eder iken biz Rabbimizin yanında bir takım insani veya hutta canlı cemadati değerler edinemeyiz öyle bir şey kesinlikle şirktir ey Müslüman belki rabıta hoşuna gidebilir ancak unutma ki şeytan aleyhillanenin de cezbedici halleri vardır. Ancak Allah Azze ve Celle ile bir olmak, onu hissetmek, onu kalbine rapt etmek, onu ruhunla mürakabe etmek, duygularını Allah'ın sıfatlarıyla içselleştirmek çok zordur. Çünkü şeytan sirayet edemez. Fakat Allah'ı bir idrak ettin mi? Allah'ın varlığını ve sıfatlarının tecelliyatını bir hissetmeye başladın mı? Seni Rabbinden hiç kimse koparamaz.